günlerden beri Jolemert'te kayyımın halk iradesini gasp etmesine karşı başlattığımız mücadeleyi, ki bu bir demokrasi mücadelesi, bir özgürlük mücadelesi, bir adalet mücadelesidir. İşte bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu mücadele sadece Jolemert'te sürmüyor. Kürdistan coğrafyasının ve batının her yerinde nerede örgütlüysek, nerede bir insanımız varsa, nerede bizimle birlikte mücadele eden, DEM Parti'ye gönül veren, oy veren, birlikte hareket eden insanlar varsa, işte orada bu irade gaspına karşı, bu Kürt halkına karşı yapılan düşmanlığa karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu büyük bir demokrasi mücadelesidir. Bu sadece bir yerel demokrasi, yerel yönetim mücadelesi değil, aynı zamanda Türkiye'deki demokratikleşme mücadelesidir. Hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. Barış ve özgürlük mücadelesidir. Bu mücadelede başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu iktidar kayyumsever bir iktidar. Bu iktidar 8 yıldan bu yana kayyum atamalarını sürdürüyor. Her kayyum ataması halkın iradesinin gaspı anlamına geliyor. Hırsızlık anlamına geliyor. Siyasi hırsızlık, yolsuzluk anlamına geliyor. Talan anlamına geliyor. Kayyım demek Kürt halkının iradesini yok saymak demek. Çok açık bir biçimde yıllardan beri bunu yaşıyoruz. Ve bir kez daha bunu yaşamaya başlattı bu iktidar. Kabullenmiyoruz. Asla kabullenmeyeceğiz. Bu irade gaspı karşısında her yerde mücadelemizi mutlaka kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu mücadelenin bir parçası olarak ayın 13'ünde bu perşembe günü saat 15'te Hakkari'de bir demokrasi mitingimiz olacak. Bu demokrasi mitingimizin başlangıcını şu anda Şemzinan'dan veriyoruz. Herkes görüyor bu hukuksuzluğu. Herkes görüyor bu demokrasi ve Kürt halkına olan düşmanlığı. O nedenle buna karşı tavır alan, bunun karşısında dik duran, mücadele eden, asla boyun eğmeyen, diz çökmeyen herkesle birlikte, vicdan sahibi herkesle birlikte bu mücadelemizi büyüteceğiz ve bu iktidarın faşizm uygulamalarına, bu iktidarın talan ve gaz politikalarına karşı cevabı sandıkta verdik 31 Mart'ta, şimdi sokaklarda ve bütün coğrafyada vermeye devam edeceğiz. Selam, gelin, sağ olun.